Merhaba sevgili izleyiciler. Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirmiş olduğu Etkin Kütüphane Projesi kapsamında Çocuk Edebiyatçıları Birliği Başkanı Sayın Üzeyir Gündüz'le birlikteyiz. Ve bu programımızda yine ünlü çocuk kitapları yazarlarımızdan Muzaffer İzgü'yü ele alacağız ve birlikte söyleşeceğiz konuyla ilgili. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederiz. İyiyiz, siz nasılsınız? İyisiniz. Bizlerce iyiyiz, çok teşekkür Allah ediyoruz. Sizlerle versin. Ve değerli izleyicilerimizle bir arada olmak bizlere iyi geliyor. Elbette. Hocam, şimdiye kadar yaptığımız gibi dilerseniz sohbetimize, söyleşimize başlamadan evvel yazarımızın kısa bir özgeçmişini hatırlayalım, paylaşalım değerli izleyicilerimizle. Elbette. Peki. Bu arada rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Evet, kendisine. Mekanı evet. Cennet olsun diyelim. Muzaffer İzgü efendim, 29 Ekim 1933 Adana doğumludur. Küçük yaşlardan itibaren bulaşıkçılık, garsonluk, sinemalarda gazoz satıcılığı gibi işler yaparak eğitimine devam etmiştir. Diyarbakır Yatılı Öğretmen Okulu'nda okurken burada tanıştığı Günsel Hanım'la evlendi. İlkokul ve Türkçe öğretmenlikleri yaptı. 1978 yılında öğretmenlikten emekli oldu. 1959 yılı itibarıyla çeşitli gazete ve dergilerde öykü, röportaj ve yazıları yayımlandı. Özel tiyatrolarda oynanan, radyolarda yayımlanan oyun ve skeçleriyle ün yaptı. Nejat Uygur için yazdığı İnsaniyettin isimli temsil ilk oyunudur. Yüzlerce kitabıyla okurlarına ulaşan Gülmece'nin ustası, çocukların yazar dedesi Muzaffer İzgü 26 Ağustos 2017'de aramızdan ayrıldı. Efendim, biz yazarımız Muzaffer İzgü'nün almış olduğu ödüllerin bazılarını sizlerle paylaşmak isteriz. Hocam ne dersiniz? Elbette. Peki. Ama bu kadar olmadığını biliyoruz. Daha evet, fazla yani ödül olduğunu çok sayıda olduğunu ödülleri biliyoruz. Vardır evet. Da belki önemlilerini bize arz edeceksiniz herhalde. Evet, evet. Bakalım Sayın Hocam. 1977 Nasrettin Hoca Gülmece Öykü Yarışması Üçüncülük Ödülü. Yine 1977 Milliyet Sanat Dergisi Gülmece Öykü Yarışması İkincilik Ödülü. 1978 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü. 1980 Bulgaristan Altın Kirpi Gülmece Ödülü. 1980 İstanbul Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı Birincilik Ödülü ve Tömer'in düzenlediği 1997 En Başarılı Çocuk Kitapları Yarışması'nda Türkiye İkinciliği ödüllerini almıştır. Biraz önce de belirttiğimiz gibi pek çok ödülün yanında bunları paylaşabildik. Evet. Değerli hocam, şimdi geçen haftaki programımızda değerli hocam biz Kemalettin Tuğcu'yu ele almıştık ve Kemalettin Tuğcu'nun çocuk edebiyatına katkısı, önemi, sosyoekonomik şartlara rağmen, yaşamış olduğu sosyoekonomik şartlara rağmen ayakta kalması, kişiliğindeki savaşçı ruhu gibi konuları değerlendirdik. Yine Muzaffer İzgü'yü de aynı minvalde değerlendirecek olursak neler söylersiniz? Evet, Muzaffer İzgü ve Kemalettin Tuğcu ile ilgili olarak şöyle bir karşılaştırma yapmak mümkün. Yani birisi 94 yaşında efendim vefat ediyor. Birisi 84 yaşında vefat ediyor. Aslında bir insan ömrü için epey uzunca bir ömür. Ama bunları bu kadar yaş yaşamış olmasının ana sebeplerinden birisini kendilerinin yazmaya bağlı olarak görüyorum. Onları kendilerini dinç tutmuş. Öyle gözüküyor. Şimdi Kemalettin Tuğcu'yu değerlendirirken onun psikolojik durumunu göz önünde bulundurmuştuk. Bir engelli bir insandı. Fakat o engelliliğine rağmen iradesi güçlü bir insan. Fakat bir baba var. Orada biraz daha dominant bir baba. Biraz sert mizaçlı bir baba. Dolayısıyla o sebepten biraz içine kapanık 26 yaşına kadar dedesinin konağından dışarı çıkmayan bir insan. Kendisi bunu söylüyor. Ve yazmanın da kendisi için bir efendim bir marazi durum olduğunu, yazmazsa efendim rahatsız olduğunu, bundan dolayı yazdığını söylüyor idi. Evet. Şimdi onun merkez, yani Kemalettin Tuğcu'yu merkez alan durum kendisinin psikolojik olarak yani o engelliliğinden kaynaklanan bir durumdu ve yazdıklarını da onun üzerinden değerlendirmiş idik.
Şimdi Muzaffer İzgi'ye gelince, Muzaffer İzgi ile onun arasındaki benzerlik, o nasıl ki bir psikolojik durumdan kaynaklanarak bir takım şeyler yazıyor ve yazdıklarının büyük çoğunluğu da o çerçeve içerisinde yazıyor ise, evet. Muzaffer İzgi'yi de ben biraz acıların mayaladığı yazar diye düşünüyorum. Yani onda da yoksulluğun insan üzerinde nasıl bir etki bıraktığını, ikisinin arasındaki öbürüsünün münzeviliğine karşılık burada Muzaffer İzgi'yi daha çok dışarı dönük, efendim dışa dönük bir insan olarak görüyoruz. Evet. Bu arada yani, hocam ne kadar güzel bir tabir. Bakar mısınız? Evet. Yoksulluğun mayaladığı. Evet. Ne kadar naif, ne şimdi, kadar hoş. Ama işte bütün eserlerinde zaten bunu doğrudan ya da dolaylı olarak zaten görmek mümkün. Evet. Öbür taraftan demiştik ki orada bir dominant baba var. Burada da ekmeğini taştan çıkaran bir baba var. Bütün yoksulluğun efendim söyleyeyim nedirler? En koyusunu yaşamış. Evet. Fakat buna rağmen baba, kendi kardeşi de var Muzaffer İzgün'ün, hayatta çocuklarına ekmek parası kazanabilmek için, ev yuva kurabilmek için elinden geleni yapan ve aynı zamanda bunu çocuklarıyla birlikte yapan, onları da küçük yaştan itibaren hayata alıştıran bir baba figürü de var. Çünkü Muzaffer İzgü kendisinin babasıyla ilgili şöyle söyler. Babam benim Adana Kız Lisesi'nde müstahdemdi, bir hademeydi. Fakat Adana'ya ilk gecekonduyu yapan insan diye söyler. Çünkü gecekondu yapmak marifet değil ama eğer yoksulluk insana bir takım şeyler yaptıracaksa oradan da efendisinin yola çıkmak suretiyle çocuklarının rızkını kazanmak, çocuklarına bir yurt edinmek için yaptığı bir mücadele var. Bu benim gördüğüm kadarıyla babasından görmüş olduğu bir şey yani Muzaffer İzgi'ye de tevarüz etmiş, ondan miras olarak öyle almış ve bir çalışkan bir insan görüyoruz küçük evet. yaştan itibaren. Evet. Yani baba bir gece kontu yapıyor. Efendim her sene der, babam bir pencere açmak için uğraşır, annem itiraz eder. Ama biz bir şekilde onların yanlarına ilaveler, eklemeler yapmak suretiyle bütün hayatı işte harç taşımaktan tutun, taş taşımaktan tutun, beraberce bir ev yapmaya bütün aile beraber, annesi de öyle, babası da öyle. Evet. Şimdi böyle olunca kendisi de küçük yaştan itibaren hayatın içerisine giriyor. Mesela diyelim ki gazoz satıcılığı yapıyor efendim şeylerde, efendim sinemalarda, açık hava sinemasında. Evet. O açık hava sinemasında gazoz satıcılığı yapıyor ama sadece onunla yetinmiyor. Bir taraftan da yani şunu söyleyebilirim, çok zeki bir insan her şeyden önce. Yani hayatı gülmeceye bağlayıp kendisine bir dinlenme alanı açan bir insan. Şimdi sinemada gazoz satarken orada eskiden sinemalarda şeyler olurdu. Film kopar, filmin kopan yerini efendim makinesi yapıştırır falan. Orada keserler böyle. Evet. Efendim o kesilen şeylerden, filmlerden atıyorlar. Onları alıyor, kendisi ekliyor. Arkadaşlarına bir efendim fotoğraf makinesi gibi bir şey yapıyor. Onu bir büyüteçle arkadaşlarına gösteriyor. Onlar da 10 kuruş, 5 kuruş para almak suretiyle kendisini hayatı kurmaya çalışıyor. Aynı zamanda bu, yaratıcı da düşünüyor, yaratıcı bir, öyle değil mi? O her evet. zaman var Muzaffer İzgi'de bu. Evet, evet. Şimdi mesela şey yapar, şeker satar sokaklarda. Şeker satar, hatta bunu kitaplarına yansıtırken de şekeri anlatır. Belki kitabın sebeplerinden bir tanesi de budur. İşte şeker, parayı cepten çeker, yemeyenler sümüğünü çeker falan gibi böyle evet. şeyler var. Sokak satıcılarının söyledikleri bazı şeyler vardır. Böyle tumturaklı sözler vardır. Evet. Nüktedan bir efendim. İşte bir ara tutar şey satar bir yaz günü de efendim mısır satar, haşlanmış mısır satar ama onlar orada evet. darı diyorlar. Evet. Mısır'a işte darı var, darı. Hamama girdi koca karı, dişleri sarı sarı falan gibi mısırı tanıtırken de söylüyor. Yani şöyle bir şey var. Yapmış olduğu bir şeyin reklamını yapabilme şeysini, becerisine de sahip. Yani ben şöyle düşünüyorum. Muzaffer İzgi bir yoksulluğun içerisinde kötü bir hayat yaşamış ama çocukluğunda o yaşamış olduğu hayatı hiçbir zaman oturup ağlayıp sızlanarak efendim şikayet ederek şey yapmak yerine
Evet. Onu daha çok anlamlandırmak için çalışmış, didinmiş ve emek onun için son derece önemli bir şeydir. Evet. Mesela şimdi şöyle düşün, sıradan bir hikayeymiş gibi gelir ama mesela o bir baloncuyla beraber efendim yaptıkları bir şey vardı. Baloncuya yardım eder, bir balon ister. O da der ki bana yardım edersen der baloncu. Sen sokak baloncusu işte. Elinde uçan balonlar var böyle. Evet. Bir gün balon efendime söyleyeyim kaçar adamın elinde bir ağaca takılır. Tabii adam yaşlı olduğu için çıkıp oradan balonları indiremez. Şimdi Muzaffer İzgi diyor ki ben efendime söyleyeyim onu indirmek için adam söyledi. Oradan da bana bir balon verecek, kırmızı bir balon. Efendim çok hem hüzünlü bir hikaye hem de bir eleştirel bir yan da var. Şimdi Muzaffer İzgi çıkar ağaca. O adamın şeylerini derli topludur ya bu evet. Şeyler. Oradan tutar, indirmeye çalışırken içinden bir tanesi ağacın daha yüksek dallarına efendime söyleyeyim doğru kaçar. Tamam tamam kalsın o orada. Sen aşağı in getir onları sadece yeter der adam. İner. O zaman der ki hani emmi benim balonum nerede? Senin balonun orada der. O kaçan balonu. İndirseydin efendime söyleyeyim işte orada. Şimdi şöyle bir eleştiri var. İster fabrika sahibi olun, fabrikatör bir patron olun, isterken sokaktaki bir satıcı olun. Evet. Eğer egemenlik sizin elinizdeyse, orada yanınızda çalıştırmış olduğunuz emek sahibi insana karşı bakışınız biraz efendim söyleyeyim insafsızca olabiliyor. Burada bunu da görebiliyoruz. Aslında adam bir büyük bir patron değil. Ama insandaki bencilliğin efendisinin vurgusunu yapıyor. Bu çok hüzünlü bir şey. Evet. Ve çocuk da geri hem de arkadaşlar da diyor ki benim balonum var, balonum var. Nerede? İşte çarşı camisinin yanındaki bir bilmem ne ağacı var ya. Tepesinde. İşte onun tepesinde diye evet. Söylüyor. Evet. Şimdi bütün bunlar bir eleştirel bir şeyle gözle baktığımız zaman eserlerinde de günlük hayatın içerisindeki insanlık hallerini de göz önünde bulunduruyor. Onları efendim yoksulluk kendisine aslında bir alan açıyor. Dahası yoksulluğu kendisine bir alan açıp bir başarı ya çevirebilen bir insan. Evet. Dolayısıyla. Biz eğitimde sürekli söyleriz ya Sayın Hocam karanlığa laf saymaktansa, evet. Karanlıktan şikayet etmektense bir mum yakın. Mum yakın deriz. O tabiri yerindeyse Muzaffer İzgi. Evet. Kendisine mum yakmış ve yakmış olduğu mumla çevresini aydınlatmış. Ama bunu, mum yakmış olmakla kalmıyor. Evet. Sadece bunun eleştirisini de yapıyor. Hani şöyle bir şey değil, pesimist değil. Evet. Yani hayatın tamam tutunabilmek için gayret sarf ediyor. Ama bu gayreti sarf ederken aynı zamanda oradaki yanlışların ne olduğunu evet. da eleştiriyor. O efendim yanlış sahiplerini de eleştirmekten geri durmuyor. Evet. Şimdi onun zekiliğini şuradan görüyoruz. Kendisine bir okuma alanı açıyor. Diyarbakır Öğretmen Okulu'na gidiyor ama ondan önce bir serüven var. Orada bir kütüphane memurunun kendisine açmış olduğu bir efendim bir dünya var. Zaten sırtında doğru dürüst elbisesi yok. Altında ayağında ayakkabısı yok. Hatta bir ayakkabı hikayesi de vardı da onu burada uzun zaman işte babası kendisi uydurup bir ayakkabı yapıyor efendim kamyon lastiklerinden efendim kaplumbağa gibi bir şey. Hatta müfettiş gelir orada bakar oğlum bu ne diye ayakkabı der falan. Evet. Şimdi yağmur yağıyor dışarıda soğuk. Herkes ödev yapacak evinde fakat bunların evlerinde şey yok. Doğru dürüst çalışma ortamı diye bir şey yok. Bir arkadaşının bir gün sen niye kütüphanede yapmıyorsun der. Nerede kütüphane? Falanca yerde. Bir şey demezler mi? Yok bir şey demezler. Herkes giriyor. Girer bakar ki orası sıcacık bir ortam. Efendim çekine çekine gider. Daha sonra o kütüphaneci yani ne kadar kitap varsa hepsini okumaya çalışır. Öyle bir azim de vardır kendisinde. Kütüphaneciyle dost olurlar, ahbap olurlar. Hatta kütüphanecinin eşi öğle yemeğinde sefer tasına koyar, Muzaffer İzgi götürür, beraberce yerler ve kütüphane onun artık dünyası olmuştur. Evet. Dolayısıyla ben bir kütüphanenin bir efendim yoksul bir öğrenciye nasıl bir yazar kazandırdığını da görebiliyoruz burada. Yani sadece okuma alanı olarak değil, aynı zamanda ikinci bir evi olmuş kütüphane. Öyle kütüphane, değil mi? Evet. Kendini rahat da hissettiği, huzur bulduğu, ısındığı, okuduğu, hem vücudunu okudukça hem dimağını doldurduğu. Okudukça da kitaplardan hayaller kurmak suretiyle. Evet. Yoksa evet. Mesela diyelim ki orada sinemacılık oynaması, efendim sinema icat etmiş olması boşuna değil.
Evet. Yani kütüphanelerin aslında bir dili olsa değerli hocam, kim bilir neler söylerdi bize. Öyle evet, değil mi? Evet, evet. Ne kadar güzel. Bakın bir örnek vermek isterim müsaadenizle. Buyurun. Kütüphanelerle ilgili değil ama Muzaffer Üzgü, Sıkkım'ın Dibi adlı kitabında, burada da getirmiştiniz değerli hocam. Sıkkım'ın Kökü adlı kitabında şöyle diyor. Bizim mutluluğumuz çok basitti. Tencerede yemeğimiz olsun, çıkında ekmeğimiz, lambada gazımız, ocakta çaydanlığımız. Yeter de artardı bile. Ah, düş kurmak. Evet. O düşün içinde yaşamak. Evet. Bakın ne kadar güzel. Yine Gecekondu isimli kitabında da şöyle söylüyor. İnsan yeter ki bir işi başaracağım desin. Bakın sizin söylediklerinizle ne kadar örtüşüyor birebir. Başarmamasına imkan yoktur. Doğru mu? Evet. Değerli hocam, azim elbette ki çok önemli. Değerli hocam, kahramanlarına bu cümleleri söyleten bir yazar ve bu yazarın kitaplarını konuları açısından nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Muzaffer İzgün'ün kitaplarını aslında iki kategoride, efendim, hatta üç diyebiliriz, değerlendirebiliriz. Evet. Birisi 1959'da başlıyor zaten yazılarının şeylerden çıkmaya başlaması. Evet. O sıralarda Aydın'dadır. Hür Aydın Gazetesi diye bir gazete var. Hür Aydın Gazetesi'nde yazmaya başlıyor. Daha sonraki şeyde, İzmir'e geçişinde Demokrat İzmir Gazetesi diye bir gazete çıkıyor. Orada yazıyor yazılarını. Arkasından Akbaba diye herkesin çok bildiği ve mizah yazılarına aslında orada başlıyor ve evet, uzun süre orada yazıyor. Daha sonra da Milliyet'ten, efendim söyleyeyim, yazmaya başlıyor. Şimdi bunları başlangıçta bu yazmış olduklarının hemen hepsi günlük hayata ve efendisinin büyüklere yönelik yazılar idi. Daha doğrusu büyükler için yapılan mizah, büyükler için yazılmış eleştiriler var. Ve bunların içerisinde mesela birçoğu şeydir, sistem eleştirisiyle de alakalıdır. Yani ben birkaç tane burada isimlerini söyleyeyim. Şimdi bu sosyal içerikli hem politik göndermeler yapıyor, hem sistem eleştirisi, biraz da protesttir. Yani toplumun içerisindeki yanlış gidişlere efendim bir şekilde mizah yolu ile de olsa onlar gündeme taşıyor. Evet, mesela yıl sıfır yani, darbe hazır. Haladayı, deliye her gün bayram, bir namussuz aranıyor, her eve bir karakol gibi. Bunların hepsi aslında bir sistem eleştirisinin sonucunda meydana getirmiş olduğu, efendim söyleyeyim, şeylerdir. Kitaplardır bunlar. Evet. Yani zamanda, gazete yazılarının yanı sıra bu söylemiş olduklarım, bu Halodayı ve İki Öküz o filme de çekildi. Evet. Hocam kitapların ismi ne kadar ilginç, öyle değil mi? Evet. Yani biraz önce reklam, kendi reklamını da yapıyor dediniz, hı-hı, ya. Bakın, kitap ismi, yazı ismi, makale ismi ya da hikaye, ne yazarsanız yazın, ilk önce isimle dikkat çekiyor, doğru evet, mudur? Evet, onu diyecektim zaten siz benim. Bakın, bakın ben biraz önce sevgili izleyicilerimiz de benim ağzımı karşılayacaklardır diye düşünüyorum. Zıkkımın Kökü. Okurken zorlandım. Evet. Garip hissettim kendimi okurken ama hem Anadolu'da çok sık kullanılabilen bir tabir. Şey. Evet, evet, ha, evet. Buyurun çocuk hocam. Annesinden bir şey ister. Bizim Anadolu'da öyledir. Yoksa da işte zıkkımı kökü niye der. Efendim, evet, söyleyeyim, böyle bir şey. Evet. O isimden de efendim yola çıkıyorum. Onu söyleyeceğim zaten. Evet. Şimdi mesela o gazete yazılarının işte Akbaba'da, Milliyet'te, efendim Hür Aydın Gazetesi'nde ya da ne bileyim Demokrat İzmir Gazetesi'ndeki yazdıklarının dışında bir de şimdi biz çocuk kitapları aslında Muzaffer İzgün'ün kitaplarını hem çocuklar hem de büyükler efendim iyi okuyorlar. Evet. Mesela diyelim ki Atatürk'ü gördüm. Bu bir şeysi vardır, öyle bir hikayesi vardır. Atatürk efendim söyleyeyim Adana'ya gelir. İşte babasıyla birlikte Atatürk. Ta akşamdan onun hayalini kurar. Atatürk nasıldır? Atatürk büyük baba. Atatürkler ölür mü? Pek çok çocuk Atatürk gibi değil mi? Yavrum herkes gibi o da ölür evet, işte falan diye. Evet. Babası böyle işte Atatürk görmeye giderler ama herkes şeydedir, istasyona efendim söyleyeyim gelir, kalabalıktır. Efendim ekmek alırlar, birazcık efendim siyah zeytin alırlar yanlarına, giderler işte yoksulluk. Şimdi benim boyum küçük, nasıl göreceğim Atatürk'ü? Babası der ki ben senin otomobilime bindiririm falan der. Alır onu omzuna.
İşte omzundan yukarıdan efendime söyleyeyim şeyi etrafı görmek için uğraşır. Böyle bir mesela diyelim ki çocuk kitabı. Çıngıraklı Çoban. Evet. Mesela Kiraz Kız. Şimdi bir Ökkeş dizisi var ki efendime söyleyeyim. Ben şöyle söyleyeyim. Benim şu andaki diş hekimi olan kızım şu anda 40 yaşında. Maşallah. Şimdi Ökkeş dizisinde bir gün odasında bakıyorum. Ya, gülüyor. Kendi başına kız deli gibi. Niye güler dedim yani şimdi. Bir baktım efendim Ökkeş kitabı var elinde. Onun 5-6 seri kitaptı galiba. İşte Ökkeş Luna Park'ta, Ökkeş şehirde. Orada bir saftirik bir çocuk vardı. Her şeyi ters anlayan, yanlış anlayan ve gördüğü şeyler karşısında apışıp kalan bir çocuktur. Tabii onları Muzaffer İzgü'nün o efendim gülmeceye yatkın diliyle beraber efendim söyleyeyim okuduğunuz zaman. Evet. Çünkü Muzaffer İzgü genellikle şey de kullanır. Yöre ağzını çok kullanır. O yöre ağzını kullanır. Onlar da insanları güldürür. Mesela baba demez işte buba der mesela çocuk orada. Öyle bir evet. Şey var kitaplardan. Ökkeş dizisi. Sonra şey var. Efendim Büyük Annem dizisi var. Efendim çocuklara yeni başlayan çocuklara yeni eğitim seti. Bunlar biraz da yayın evlerinin efendim üstadı yönlendirmesiyle yazılmış olan efendim sunum evet. kitaplardır. Evet. Diğer taraftan size anlatırken şöyle bir şey geçti hocam aklımdan. Yanılıyor muyum ya da nasıl düşünürsünüz bilemiyorum ama o kuru ekmekle zeytini yemek ya da salatalığı yemek ya da o anın koşullarına göre ne yiyorsa tadıyla yemek çok başka bir şey. Öyle değil de. Elbette. Yani imkanlarımız genişledikçe, uyarıcılar arttıkça belki bizim tatmin duygumuz da onunla beraber artıyor. Evet. Öyle değil mi? Tatmin olmama durumları ortaya çıkıyor. Ama o yenilen bir zeytin, çünkü onun lezzeti, doyuruculuğu, verdiği haz. Öyle değil mi? Sebebi şu, orada bambaşka. Bir emek var. Emek var. Alın teri var. Ama şu anlama gelmemeli. Şimdi emek ve alın teri yok anlamına gelmemeli. Elbette ki hayatın her döneminde bu var. Ekmek olmadan nimet olmuyor. Öyle değil mi? Tabii. Ya da emek olmadan nimet olmuyor. Ama o tat, mesela ben kendi annemden biliyorum, babamdan biliyorum. Arkadaşlarıyla bir arada futbol oynarlarmış. Ayakkabılar, şimdiki ayakkabılar gibi değil, çocukların ayakkabıları elbette. Değil. Çok zor. Bir ayakkabıyı kaç tane kardeş giydirlermiş mesela. Ama oturdukları zaman o bir ekmeği bölüp yanında bir salatalıkla öyle bir yerdik, öyle bir doyardık ki, öyle bir tatlı lezzetli olurdu ki bir anlatışını görmelisiniz. Şimdi gidip benim duvar... Buzdolabından salatayı, ekmeği çıkartıp yememe vesile olduğunu da bilirim ama o tadı almış mıyımdır bilmiyorum. Evet. Bilemiyorum. Ama şimdi çocuklar tabii ki ille de şöyle bir şey de yoktur. Mesela benim küçük kızımın oğlu efendim o Bilkent'te okuyan. Evet. Şimdi biz işte eskiden şöyle elektrik yoktu efendim evlerde musluk suyu yoktu. Evet. İşte ne bileyim ben mum ışığında efendim gemici feneri ışığında ders yapardık falan dediğinde evet. Şimdi diyor ki ne yani? Yani şimdi gider biz de gemici fenerle ışığında ders yapalım evet. diye deme durumunda. Çünkü yokluk insanı eğitir. Öyle değil mi? Şimdi insanı mayalar, eğitir. Ha, mayalar. Çok güzel bir tabir. Efendime söyleyeyim. Şimdi onu yokluğu görmeyen ya da yokluğun üstesinden gelmek için emek harcamayanlar için babalarının paralarını kullanan, annelerinin kazandıklarını kullanan insanlar da bu şöyledir. Yani mesela diyelim ki biz Cumhuriyet kurları bugün efendime söyleyeyim neredeyse efendim 100 ile yaklaştı. Evet. Değil mi? Şimdi biz öyle uzun boylu savaşlar vesaireler görmedik. Ama mesela o yaşlı dedelerimiz ben 1950 doğumluyum mesela o gaziler gelirlerdi bizim o şeylere. Sınıflara getirirdi öğretmenler. Onlar bize anlatırken biz onların yaşadıklarını yaşımız itibariyle yakın olduğu için hissederdik yani o acıyı evet. hissederdik. Evet. Şimdi çocuklar uzun zamandan beri savaş görmedikleri için, yokluk görmedikleri için hayatın hep böyle şinanay olacağı kanaatını taşıyorlar. Öyle değil mi? İşte evet. kozmik zaman. Aslında yani bu ben Muzaffer İzgün'ün kitaplarındaki o yoksulluğu mizah dili ile anlatmış olmasını yani biz bu çileyi çektik. Evet. Gördük ama onu hiçbir zaman efendim ah vah deyip efendim keçeyi suya bırakmadık. Evet. Onunla mücadele ettik demeye evet. de getiren bir yana evet. vardır. Asıl takdiri aslında şayan olan kısım da burası. Mücadeleci evet. bir mücadeleci. Kişilik. Öyle değil mi? Üzeyir Hocam, Muzaffer İzgü de Kemalettin Tuğcu gibi verimli bir yazar.
Çok sayıda kitabı var. Çok sayıda okur tarafından takip ediliyor. Peki sizce bunun sırrı nedir? Şimdi Muzaffer Bey, Muzaffer abi bunu nasıl başardı? Ben onu 4 kategoride izah ediyorum. Birincisi, yazmış olduğu kitaplara bir mizah uslubu kazandırmış olmasının bu konuda etkin olduğunu düşünüyorum. Yani ufacık bir şeyi anlatmış olsa bile, sıradan şeyleri anlatmış olsa bile o sıradan şeylere bir mizah unsuru katabilmesini becerebilen bir yapısı vardır. Karakteri yani de vardır. Gülmek, güldürmek evet, önemli. Böyle bir yeteneği vardır. Evet. Birincisi bu. Zaten bizim Anadolu insanı da böyle fıkrayı dinlemeyi çok sever. Mizahı çok sever. Böyle teselleme yapmayı çok sever. Yani örnekler vererler. Çünkü insanlar bazı şeyleri teselleme yoluyla, yani misal yoluyla efendim şey yaparlar, anlatırlar. Biri birisine küfredecekse bile o küfretmez de efendim bir başka bir hikaye anlatır. O hikayenin üzerinde zaten herkes nasibini alır. Yani o şeyden kim o şeyin içerisine giriyor ise yani. Ortaya bir laf konudur, tabiri yerindeyse olan, herkes ihtiyacı olduğu kadarını alır. Ya da üstüne düşeni bunu alır. Muzaffer İzgü işte mizahları, mizah yolu ile yapıyor. Evet. İkincisi, ele almış olduğu konuların hem çocuklar açısından hem de büyükler açısından yazmış olduğu kitaplara bakacak olursak, ki hem çocuklar hem de büyükler onun kitaplarını, aynı kitapları okuyorlar. Hem çocuklara yatkın hem de büyüklere yatkın Anadolu insanının yaşamış olduğu o çileli hayatı efendim ele aldığı için içinde biraz da insanlar kendilerini buluyorlar. Evet. Böyle bir efendim yanı var. Bir başka unsur, onu size daha önceden demiştim ya, hani zamanı gelince onu size söyleyeceğim. Bir de kitaplarına, yazı başlıklarına koymuş olduğu isimler çok ilginçtir. Mesela şimdi şöyle bir bakalım bunlara. İşte biraz önce gösterdiğiniz zıkkımın kökü. İşte donumdaki para. Deliye her gün bayram. Annenem dans kraliçesi. Annenemin apartman kuzusu. Uçtu uçtu Ali uçtu. Yumurtadan çıkan öğretmen. Harry Potter gibi efendim söyleyeyim isimler. Şimdi bu isimlerin her birini oturup kendisi düşünüyor. Acaba tabii kitabın içeriği de aynı şeyleri anlatıyor ama dışına koyacağı o toparlayıcı bir isim, öyle bir isim koyuyor ki çocukların ilgisini çekiyor. Önce bir kere isim gülümsetiyor çocuklar. Evet, burada olduğu kendisi gibi. Evet. Şimdi bir de şey var. Dördüncü olarak da şunu söylüyorum. Kalemine bir şey getirmiyor. Tutukluk getirmiyor. Evet. Rahat yazan bir özgür insan. Özgür. Evet. Yani öyle söyleyeyim. Belki bizim çocuk kitabı yazarlarıyla ilgili olarak bu değerlendirildiğinde nasıl, nereye konulur onu bilemem ama Muzaffer Bey'in yazmış olduğu kitaplarda ya ben bunu böyle yazarsam birileri ne der şeklindeki bir kaleme bir efendim tutukluk getirmiyor. Rahat yazıyor. Evet. Yazdığı şeylerin toplumda karşılık bulacağına kanaati tam. Dolayısıyla da kalemi efendim kısıtlamıyor. Böyle olursa şöyle mi anlaşılır, böyle olursa böyle mi anlaşılır? Ya bu yazıyorum ama büyüklerin bir tarafına mı dokunur, bilmem ne olur falan gibi şeylerden bir kere çekilmiyor. Bir özgür bir kalemi var, daha doğrusu evet, onu söyleyebilirim yani. Evet. Yani bütün bu dört şeyden tamamlayabiliriz. Ya Muzaffer İzgü'yü sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Barış, harika, emek ve özgürlük. Harika. Yani üç kelime. Evet. Ve hayatlar, evet, romanlar, öyküler, bütün yüz binlerce bu okuyucular, öyle değil mi? Evet. Bunların hepsini topladığımızda barış, özgürlük ve emek. Emek. Üzerinde durmuş genellikle. Ne kadar güzel. Bizden olan, insani olan, hayatımıza dokunan, hatta hayatımızdan. Doğru mudur? Allah'ın kanı rahmet eylesin diyelim. Evet, amin. Öyle diyoruz. Hocam bugün de çok keyifli bir söyleşinin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık, var olun, sağ olun. Size sağ olun. Çok sağ olun değerli hocam. Sevgili izleyiciler, sözümüzün sonuna geldik. Ve bugünkü programımızda Muzaffer İzgü'yü hocamın tabiriyle
barışın, özgürlük ve emeğin timsali olan öykü ve roman yazarımızı ele aldık. Yazarlığını, öykücülüğünü, hayata bakış açısını, yetiştiği koşulları, savaşçılığını, mücadeleciliğini ele aldık ve değerlendirdik. Hocam, son sözlerimizi de yine Muzaffer İzgü'ye ait olsun diyorum ben. Kardelen isimli kitabında şöyle söylüyor. Toros, iyi bak. Bunun adı Kardelen. Kardelen, karı delip çıktığı için bu ad verilmiş. Kardelen, bir gücün simgesi Toros. Bir dayanmanın, bir çabanın, bir var olmanın. Güçlüklerle karşılaştığında hep kardeleni düşün. Güçlü ol. Efendim. Azim, ben de şunları ilave edeyim hemen. Buyurun, arkasından. Buyurun lütfen. Küçük okurları olmayanların büyük okurları olmaz diyor. Evet, saygıyla eğiliyoruz bu söz karşısında, hem Muzaffer İzgün'ün hem de bu güzel sözünün diyelim. Efendim, diyoruz ki o halde hiçbir güçlüğün azim, kararlılık ve çabanızın önüne geçmesin ve hem içinizdeki çocuğu hem çocuklarınızı kitapla besleyin. Sonraki programımızda görüşmek üzere, sağlıcakla ve kitapla kalın.